Ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'da tedbir amaçlı kapatılan Atina borsası yeniden açıldı. Borsa açılışla birlikte %22 değer kaybetti. Günü ise %16 değer kaybıyla kapadı. En büyük değer kaybı banka hisselerinde görüldü. Bankalar Atina borsasının toplam hacminin %20'sini oluşturuyor. Bankacılık endeksi günü %30 değer kaybıyla kapadı. Borsa 1985 yılından bugüne en kötü gününü yaşadı. Borsa uzun bir süre kapalı kaldı. Yunan ekonomisindeki belirsizliklerin piyasa üzerinde bir baskısı olması bekleniyordu. Bu belirsizliklerin bir an önce giderilmesini arzu ederiz ama borsanın da bir an önce açılması gerekiyordu. Borsayı kapatıp bir daha açmamanın bir açıklaması olamaz. Kapalı borsa, borsa değildir. Borsanın ilk gününde banka tahtalarının kapalı olması teklif edilmişti. Birçoğunda yeniden yapılandırmaya gidilen bankaların hisselerinin önümüzdeki günlerde de gerilemeye devam etmesi bekleniyor. Ekonomi analistleri pazartesi günü açılıştaki yoğun satışların beklendiğini söylüyor. Yunan ekonomisi ve Atina borsası için önemli bir göstergede bu satışlarla birlikte yabancı yatırımcının büyük miktarda ülkeden çıkıp çıkmadığı olacak. Bunu da önümüzdeki günler gösterecek.